Son iki olgu kliniğimize ait olgular. Hastamız 29 yaşında erkek hasta. Ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise başvuran bir hasta. Hepinizin de çok iyi hatırlayacağından eminim. Temmuz ayında bizim konseyde, bu hepatobiliyer konseyinde sunduğumuz bir hastaydı. Özgeçmişinde hastanın bir özellik yok. Fizik muayenesinde girişinde sağ üst katran 5. kot kavsi düzeyinde kurşun giriş deliği mevcut. Hastanın hemodinamik olarak anstabil olması nedeniyle biz acil eksplorasyon planlamıştık. Karaciğer peking işlemi, postop bir gün sonrasında da depeking işlemini yapmıştık. Postop birinci günde yoğun bakımdan servise alıp da 8. günde evine taburcu bir şekilde gönderdiğimiz hastaydı. Hasta 3 ay boyunca aralıklı kontrol amacıyla hastaneye başvurdu ama yapılan kontrol görüntülemelerinde Mart ayına kadar hiçbir ek bulgu saptanmadı. Kliniğinde de hiçbir kötüleşme olmadı. Mart ayında ilk çektiğimiz MR'ında karaciğer segment 4A düzeyinde 10x4 cm'lik bir hematom soru işareti, bilioma soru işareti bir alan gözledik. Hastanın Mart ayındaki başvurusunda da mekanik ikteri mevcuttu. Biz ön planda bilioma düşünerek hastayı servisimize interne ettik ve girişimsel radyoloji tarafında bir drenaj kateteri uyguladık ve günlük debi takibine başladık. Takibinde debinin artması üzerine de ERCP işlemleri yaptık. Bu yapılan ERCP işleminde Strasberg tip E4 safra fistülü olabileceği söylendi ve ilerleyen zamanlarda da hastaya stentleme uygulandı. Yine birkaç kez periküten drenaj kateterinin debisinin azalmaması üzerine multiple ERCP'ler ile aralarda biliyer stentleme ve revizyon işlemleri yapıldı. Girişimsel radyoloji tarafından da hastaya PTK uygulandı. Biz PTK sonrasında hastayı konseye çıkarmıştık ve konsey tarafından genişletilmiş sağ hepatektomi kararı verilmişti. Temmuz ayındaki görüntülemelerimizde total karaciğer volümü 2020 ml, sağ lob volümü 1270 ml olarak raporlanmıştı. Bundan sonrasında da hastaya portal ven embolizasyonunu uyguladık. Embolizasyon sonrasında hastanın güncel total volümü 1840 ml, sol lob segment 2 ve 3'ün volümü ise 500 ml. Hastamızın genel durumu oldukça iyi. Hiç internasyonu olmadı tekrardan servisimize. PTK'sı spontan olarak çıktı. Perküden drenaj kateterine de anlamlı geleni yaklaşık 4 haftadır yok. Laboratuvar bulgularında da mekanik ikter bulgusu gözlemedik. Yeni bir MR çektirdik hastaya. Bu yeni MR ile birlikte ve güncel klinik durumuyla hastaya yine de genişletilmiş sağ hepatektomi önerir misiniz? Yoksa ne yapalım, ne önerirsiniz diye konseye çıkarmak istedik. Teşekkürler. Hocam mikrofonunuz kapalı. Sağ lob anterior sektörün santraline de uzanan büyük bir biloma olduğunu izliyoruz. Hatta bu böyle şeye de rektus kasına da uzanmış biloma. Cilde de açılmak üzere o tarihte. Ciltte hafif bir kalınlaşmaya yol açmış. Portal ven şurada salim olarak gözüküyor. Ana portal ven, sağ sol portal ven salim olarak izleniyor. Oldukça büyük bir biloması var. Sağ lobda da biraz safra yollarında belirginleşmesi var. Sonra 5 Mayıs 2020. Demin gördüğümüz kaçtı? Ocakmış. 5 Mayıs 2020 tarihli MR incelemesi. Bu drenaj yapıldıktan sonra karaciğer 4. segment ve sağ anteriorun santraline uzanan biloma kavitesinin oldukça küçüldüğünü görüyoruz. İçerisinde ufak bir hava happeciği var. Yalnız sağ lob safra yollarında belirgin bir dilatasyon olduğunu izliyoruz. Safra kesesi içerisinde de hava var. Sağ lobu bayağı büyük. Dördüncü segmente aslında atrofik gözüküyor nispeten. Bayağı büyük bir sol lob lateral segmenti var hastanın. Fakat burada gözüken sağ lob safra yollarında dilatasyon var. Bu Mayıs ayındaki filmimiz. Sonra yine o tarihteki BT incelemesi, drenaj kateteri, biloma kavitesi içerisinde şu MR'da gördüğümüz safra yolundaki dilatasyon şeyi de var. Plastik stent de konmuş. Evet hocam onlar vardı.
Haziran var. Aralık 2019. Geriye mi gidiyoruz? Geriye gidiyoruz. Tamam. Bir aslında şeyi göstereyim. Bayağı da büyük bir hematomu da varmış. O daha sonra herhalde hematom rezorbe oldu. Embolizasyona gerek kalmamıştı değil mi bu hastada? Portal embolizasyon yapıldı. Portaldan hepatik arterden bahsediyorum. Yok, yapılmadı. Yani bu aslında şu görüntü hematom görüntüsü. İlk travmanın olduğu zamanki şeysi, görüntüsü. Bu öyle mi? Pekingli hali mi bu? Ha? İçerisinde de hava happecikleri var. Peki şimdi portal ve embolizasyonu şunda mı? Yok. En son ona da bakalım. Şimdi hastanın biyokimyası normal. Bu tabii hasta için çok iyi ama MR görüntüsü... MR CT görüntüsü. Evet, MR görüntüsü öyle değil maalesef. MR görüntüsü çok rahatsız edici. Bütün sol lob lateral sektör dışında kaudat lobda, sağ lobda, safra yollarında belirginleşme var. Ve bunlar yaralanmanın olduğu karaciğerin santraline doğru gittiğimiz yerde... Orada da bir darlık olduğunu izliyoruz. MRCP görüntüsünü göstereyim. Şu. Yani şimdi sıkıntısı olmasa da bir süre sonra sıkıntı olacak. Hilus'ta ortak hepatik kanalın proksimalini de ilgilendiren safra yollarında belirginleşme. Yani sanki böyle bir sklerozan kolanjit gibi bir görüntü olmuş. Görüntü maalesef böyle. Şeyi de göstereyim, parenkimi de. Hocam dördü göremiyorduk, hani yaralanmadan dolayı da iki ile üç salim gibi görünüyordu. Yani şuradaki görüntüyü görüyorsunuz, yani safra yolları kalabalıklaşmış ve hilus seviyesinde hepsi toplanmış. Muhtemelen işte oradaki inflamasyonla, iyileşmeyle beraber o bölgeye doğru sanki çekilmiş gibi gözüküyor. Ortak hepatik kanalda da yine ortak hepatik kanal proksimalinde de darlığı var gözüken. Aksiyel kesitlerde de şeylerini göstereyim. Zaten hani şey de öyle, görüntü de öyle. Şu bilomanın olduğu alan. Şunlar koi, sağ portal ven embolizasyonuna ait. Portal venöz faza da bakalım. Kontrastlı incelemelerde çok net portal ven, şurası portal ven de güzel kontrastlı görüntülerimiz yok. Son halimiz bu. Safra yolları sıkıntılı gözüküyor bence. Şöyle göstereyim. Direkt kolanjiyo görüntüleri yok herhalde elimizde değil mi? Travma zamanındakiler mi? Evet. Var. Yani biz bu sağ triseksiyonektomi indikasyonunu şöyle koymuştuk. Gelen kurşun 4. segment safra yolunu koparmıştı. 2. 3. segment safra yolunun sol hepatik kanal ve koledokla bağlantısı devam ediyordu. Çok enteresan böyle milimetrik olarak kurtulmuştu. Muhtemelen kurşunun balast etkisiyle sağ lob safra yolları da enflamatuar bir kitlede sonlanıyordu. Uçları striktüreydi. Burada şu arkada drenaj kateterinin hemen altında 2. 3. segment safra yolunun birleşip koledoğa birleşebildiği hepatik kanala birleşebildiğini görüyoruz. Ama sonuçta hani bir fibrozis gelişmiş. O evet. Fibrozise bağlı da durum ilerlemiş gözüküyor. Söylemeye çalıştım. MRCP'de gördüğümüz safra yollarının tamamı
sağ loba ait olamaz mı? Şimdi bununla öbürünü düşünecek olursak, mesela şu 2 ve 3'ün muadilini ben sanki son MRCP'de göremedim diye düşündüm de. Sol lateral sektörde safra yolları dilate değil zaten. Sağ evet. lobda safra yolları evet. dilate. Bir tekrar onu şey yapalım mı? Portal bendeki mükemmel olmayan görüntü çekim tekniğiyle ilgili diye evet. düşünüyorum. Portası açık. Sağ lob tabii portası da tromboze edildiği için fazla safra üretemiyordur aynı zamanda. Buyurun. Evet. Yani şudur görüntümüz. Hem caudat lobda hem sağ lobda. Aslında bakacak olursan sol lobda da safra yollarında belirginleşme var. Sol lateral sektörde o kadar belirgin değil ama sağ lob safra yollarında bu görüntü var. İnflamasyona bağlı. Yani bir sklerozan kolanjit gibi fibrozisle santrale çekilmiş gözüküyor ve darlığı da var. Tümörlerde hepatektominin güvenliğini arttırmak için portal ven embolizasyonu yapılıp daha sonra ameliyatta inoperabl bulunan vakaların sağ kalımı 6 ay ile 12 ay arası. Genellikle bu vakalarda o kısa sürvi süresince portal ven embolize edilmiş bir sağ lobu bırakmanın büyük bir komplikasyonu görülmemiş. Bu hastada belki sağ lobdan kolanjit geçirebilir hasta. Eğer öyle bir şey olursa akut episodu atlattıktan sonra sağ hepatektomi gerekebilir. Esas verilmesi gereken karar belki intraoperatif hepatik kanaldan kolanjiyografi çekilip hani 2-3'ün komünikasyonu normal mi yoksa 2-3'e bir biliyer diverzyon yapmak lazım mı değil mi ameliyatta ona karar vermek lazım. O zamana kadar ursodeoksikolik asitle gidecek bir vakaya benziyor. Ben 2 ve 3'ün şurası olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında daha önceki o PTK ile yan yana koyabilir miyiz bunları? Öyle daha rahat olur. Ama hani PTK'daki görüntüyle şu görüntü çok uyuyor. 2 ve 3. segment safra yolu ve bunların da yine birleşim yerinde yani bu işte palmiye ağacı gibi darlık var şuralarda. Evet. Koruyacağınız 2-3 tepesi. Evet. Enteresan. Bütün her şey normalse yani evet İlgin abim dediği gibi biraz bekleyip ona göre görmek ve davranmak ya herhalde ona, daha iyi olacak. Ona göre ama mesela 2 ile 3'ü o zaman genişletilmiş sağ diye düşünüldü mesela evet. bu hasta için ama buranın 2 ile 3'ü de fibrozisten dolayı iyice sıkıntıya gitti şu an. Yani hani bir sonraki kolanjit hasanda başka cerrahi şansı yok ama yine sağ hepatektomi yapılması lazım. Sonra oraya da bakılacak artık oraya bir diversiyon yapılacak yani. Ama geçirmeme şansı da var İlgin abim dediği gibi şey. Büyük ihtimalle portal ven embolizasyonu onun için şeyleri normalleşmiş. Düzeltmiş gibi. Orası atrofiye gidecek. Hızlı atrofiye gidecek büyük ihtimalle. İnşallah öyle olur ya da. Yani öyle değil. Yoksa ama bütün her şey hazır yapılabilir. Ama yine bu kolay bir şey vaka değil tabii. Yani bu hale gelmesi bile büyük bir şans bu aslında. Sağ arterin durumu nasıl Arzu hocam? Onun için BT anjiyo vermeniz lazım bana. Öyle bir görüntünüz yok. Ama şöyle bakalım. Görebilirsek beraber... Sol hepatik arter gözüküyor ama sağ çok yok. Net göremiyorum. Yani bir BT anjiyo ile bakılabilir ona. Açık da öncesinde portal embolizasyon da yapıldı çünkü. Ama bu görünüme rağmen şeyi de bilirubin de normal hastanın yani. Şu şeylerine bakalım belki diğerlerinde görürüz. Evet evet doğru %27 %30 yani bu hastada sadece kalırsa sol lateral seksiyon kalacak değil mi? Evet. Bu çok küçük değil mi burası?
Tamam. Tamam, BTS yapılıp folimetrisi şey yapılır.